Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iftarda bizi çok yormayacak, besleyici değeri çok yüksek ve tok tutan bir tarifim var. Tereden çorba yapacağız. Dilerseniz malzemelerimizi hazırlayarak başlayabiliriz. Yıkamış olduğum terelerimi doğramak istiyorum. 2 bağ kadar tere kullanıyoruz. Çok küçük küçük yapmamıza da gerek yok. Şöyle. Şimdi bunları buraya geri alıyorum. Soğan ve elma doğrayacağım. Evet. Yeşil elmamız var. Bir tane de içerisine yeşil elma ekleyeceğim. 2 adet küçük soğanım var. Şöyle. Hemen ardından şöyle yeşil elmamız var. Onu da ekleyeceğim. Bir adet. Şimdi tencereye 2 yemek kaşığı yağ koyarak soğan, elmaları ve tereleri içerisine alıp bir güzel kavuracağız. Bu işlemi 5 dakika kadar yapacağım. Sonrasında diğer malzemeleri sayarak size de anlatarak devam edeceğiz. Elma ve soğanlarımı biraz kavurduktan sonra terelerimi ekleyeceğim. Tencerede kavurmuş olduğum soğan, elma ve terelerden hemen sonra yaklaşık 3 yemek kaşığı yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve 1 adet patates kullandım. Onları da şimdi tencereme alacağım. Üzerine de su ekledikten sonra pişirmeye bırakacağım. Yaklaşık olarak 20 dakika ile 25 dakika arasında kontrol edebilirsiniz. Patatesleriniz ve mercimekleriniz piştikten sonra blender yapacağız. Bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, son olarak da bir yemek kaşığı kadar da sarımsak tozumuz var. Çorbamız pişti, şimdi blender yapıyoruz. Çorbamız pişti, şimdi servis kısmına geçiyorum. Siz çok yoğun olmasını sevmiyorsanız çorbaları bir tık daha açabilirsiniz suyla. Ben dediğim gibi yoğun seviyorum. Şimdi de şöyle servise alacağım. Dediğim gibi doyurucu ve çok besleyici bir çorba oldu. Çorbanın üzerine tereyağı ve pul biberi de sizler için göstermek için şöyle hazırladım. Sizler de servise aldığınızı üzerine dökebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Hayırlı Ramazanlar.